Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal Başkanlığında yapılan toplantıda ikisi ek olmak üzere toplam 60 madde görüşüldü. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 15 ilçede sürdürdüğü yol yenileme, asfalt yapım ve Antakya Ayakkabıcılar sitesi düzenlemesi işleri için talep ettiği borçlanma isteği oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi binası önünde açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı, şehir genelinde asfalt yapımı ve ayakkabıcılar sitesi yapımı için Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından istenilen 169 milyon liralık borçlanma yetkisine tam destek verdi. Cumhur İttifakı Meclis üyeleri 169 milyon lira olarak istenen borcu 200 milyon liraya çıkartarak hizmet yolunda idarenin önünü açtı. İlk olarak konuşan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 169 milyon lira olarak istediği borcu biz 200 milyon lira olarak destekledik dedi. Daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın biz, bizden istediği 169 milyon asfalt için, yol için krediyi biz Cumhur İttifakı olarak 200 milyon olarak verdik. Memleketin her hayırlı işinde biz varız. Daha önce il başkanımızın pazartesi günkü yaptığı basın toplantı açıkladığı gibi basın mensuplarımıza. Biz memleketin hayrına olan tüm Hatay'ın her şeyin yanındayız. Kesinlikle bir engelleme falan yoktur. Memlekete hayırlı uğurlu olsun 200 milyon borçlanma. Ardından Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli de, bugün burada tarihi bir gün yaşıyoruz. İlk defa meclisten gelen borçlanmaya misliyle ve oy birliğiyle destek verdik. Bunun da Hatay'ın önünü açacağına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Burada Hatay için bugün ben tarihi bir gün olduğuna inanıyorum. İlk defa meclisten gelen bir borçlanmaya misliyle diyelim, fazlasıyla oy birliğiyle Cumhur İttifakı olarak karar verdik. Bunun da Hatay'da yapılacak hizmetlerin önünü açacağını düşünüyoruz. Hatay'da eksik yedi kalan hiçbir işimiz kalmasın istiyoruz. İnsanlarımız yollarda artık engellere takılmasın, çukurlara düşmesin istiyoruz. Bununla beraber istenmiş olan ortalama 169 küsür liranın üzerine bizler de bir 15 milyon katarak 185 artı Ayakkabıcılar Sitesi için bizden talep edilen bir miktar vardı. Bu miktar da Ayakkabıcılar Sitesi'nin önünü açmak için, onlara yardımcı olmak için, sitenin yapımına yardımcı olmak içindi. 15 milyon da onu hiç değiştirmeden aynı şekilde kabulünü sağladık. Ben burada Emeği geçen başta Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanımız ve buradaki belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize Hatay halkı huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah diyorum. Belediye başkanları alınan kararın Hatay'ın menfaatine olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür ederek yapılan hizmetlerin Hatay'a hayırlı olmasını temenni etti.